Merhaba, iyi günler. 21 Temmuz 2024. Güzel, sıcak günlerden bir tanesi. Bugün lodos hava denizden sıcak hava getiriyor. Hemen bulutlandı. Sıcak ve nemli sulu hava geliyor. Bu akşam demek ki serinlik olacak ve bitkilere çiğ olarak bir deniz hediyesi gelecek. Tehlikeli olanı poyraz. Kıtır kıtır. Çok sıcak, gece de sıcak. Ve nem oranı gündüz yüksek, gece değişik. Yani bunu bize doğa izleyince, gözlemle öğretiyor. Sabahleyin ben dedim ki bulut yapacak, hava bugün bulut yaptı. Çünkü neden? Aşağıdan, denizden geliyor. Fransız edebiyatı Berke Vardar. 4 lira. Şimdi bu Fransız dili ve edebiyatı bir fırsat sunmaya başladı bana. Değerli bir yazar arkadaşım, başka değerli bir şair arkadaşım, ikisiyle beraber cumartesi günleri, herhalde Eylül'den sonra olur, Ekim olur, ben Türkçe okuyacağım kendi şiirimi. O dostlarım Fransızca'ya çevirecekler. Yine onların eserlerini Türkçe okuyacağım. Onlar da Fransızca'ya çevirecekler. Böyle bir çalışma içerisindeyim. Böyle bir teklif içerisindeyim. Yani dünyanın en yaygın önder dilleri arasındaydı Fransızca. Özellikle edebiyatta, sanatta, kültürde. Sonra İngilizler bu yelkenli gemilerin yerine buharlı motorlu gemileri alıp uçurup dünyayı emperyalist bir şekilde yağmaladıktan sonra bütün liman dilleri aşağı yukarı İngilizce'ye döndü. Yarısını öldürürsen, yarısını kesersen, yarısını da köle olarak satarsan, yağmalarsan limanları, limanlara bağlı olan nehirleri, ormanları, madenleri, ondan sonra sana kıtır kıtır kalmış, fakirleşmiş bir Afrika kalır. Dünyanın en yüksek kültürlerinden birine sahip olan Afrika, şimdi günümüzde maalesef ekonomisiyle, insan haklarıyla yerlerde sürünüyor. Neden? Hep yağma, hep yağma, hep yağma. Nasıl oluştu Mississippi? Kuntakintelerde. Nereden? İşte Sudan'dan, işte Kuzey Afrika'dan, Orta Afrika'dan, köle tüccarlarından, ucuz bedava emek gücüyle. Tarihi nasıl yazıyorlar? İstedikleri gibi yazıyorlar. Sen de istediğin gibi, onların istediği gibi olursan, onların istediği gibi olmuş olursun. O da senin sorunun. Bu kadar fazla seçenek varken böyle düşün diyenlerin düşüncesini yaparsan o da senin seçeneğin. Araştırmazsan kabullenirsin. Ana çizgileriyle Fransız edebiyatı. 1. cilt. Orta Çağ ve 16. yüzyıl. Bakalım bir giriş yapalım. Ön söz. Bu kitap Türk okuyucusuna ana çizgileriyle Fransız edebiyatını tanıtmak amacını güden bir dizinin ilk cildi. Orta Çağ ve 16. yüzyılı kapsıyor. Baskı tarihi yok, onu da baktım bu arada. Orta Çağ ve 16. yüzyılı kapsıyor. Bir panorama sunuyoruz burada. Araziyi inceden inceye taramadan önce kuş bakışı kucaklamak, genelden tikele gitmek en olumlu yol bizce. Bak bu tikel kelimesini uzun yıllar sonra burada görüyorum. Önceki yıllarda çok kullanılırdı bu. Her edebiyat bir bütündür. Bugün yeşeren tohumlar dün serpilmiştir çok defa. Gerçi her çağın edebiyat ve sanatına toplumun içinde bulunduğu somut koşullar yön verir. Ama olumlu ya da olumsuz öge olarak geleneğin de
büyük ölçüde payı vardır. Her yeni yön alıştı. Akımlara, olaylara gerçek değerlerini verebilmek için incelenen çağın tarihsel boyutla kesiştiği geometrik noktaya yerleşmeli bakışlar. Tümü kucaklamalı. Amacımız, 1000 yılı aşan bir süredir Fransız edebiyatının geçirdiği evrimin belirgin yanlarını, yüzyılların dokuduğu bu görkemli örgünün ışıklı kıvrımlarını göstermek. Bu ciltte ilk durak Fransız edebiyatın alacakaranlıklarından sıyrıldıktan sonra dinsel, ulusal ürperti ve coşkularla kitleleri bir doğa gücü gibi dalgalandırmasını, son durak ise kişinin okyanusta zerre olmaktan kurtularak birey kimliğini kazanması ve bütün bakışların hümanizma güneşiyle insana çevrilmesi. İyi yolculuklar dilerim. Berke vardı. Aklıma şey geldi. Bu Fransızlarla İngilizlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kuruluş yıllarındaki silahlı menfaat savaşları. Birbirlerini nasıl öldürdükleri aklıma geldi. Afrika'yı yağmalarken, bakir Amerikan topraklarına girerken, Kızılderililer Amerikan işgalinden önce sadece New York'ta çevresinde 3 milyondan fazla ağaç yetiştirmiş yüksek bir medeniyetin temsilcisi. Bize Texas Tombix'de gösteriyorum bazı kitaplarda verile verile kapitalist, emperyalist kültür. Ondan sonra biz her Kızılderililerin 5 lira oluşumunun kafaterisinin onlarla büyüdük. O çizgi romanlarla büyüdük. Bir tanemiz demedi bu kovboylar bu kadar Kızılderili, masum Kızılderili bu uzun tüfeklerle ve tabancalarla öldürüyor. Onlarda ok ve yay var. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz onları öldürmek için tur yapılıyor. Trenle böyle ovalara giriyorsun ve biz onları öldürüyorsun. Tank 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 tren gittiği kadar öldürüyorsun ve turun parasını veriyorsun. Kaç liraysa. O biz onlar orada ölüyor, çürüyor. Çürüyünce o Kızılderililer onların etlerinden, kemiklerinden, leşlerinden dağlar yapıyor. Kokmasın, hastalık bulaşmasın diye. Öyle bir dağ fotoğrafı görmüştüm siyah beyaz. Biz onlardan. Ve Kızılderililerin büyük bir çoğunluğu bu hayvanlar öldürülüp eti neden yenilmiyor diye anlayamadığı için ihtiyar Kızılderililerin çoğu ölüyor. Sorgudan kendini suçlamaktan, başkasını suçlamaktan, o felakete anlam verememekten dolayı ya da o zamanki düşünsel yapılarına göre anlam verdikleri için kahrından ölüyor Kızılderili önderler. Ama ötekiler sadece keyif için. Ben bugün işte bu kadar bizon öldürdüm, öküz öldürdüm, bu kadar hayvan öldürdüm. Hayvani değerler. Şimdi o hayvanlı değerlerin üstüne kültür oturmuşlar. Biz de onu sanıyoruz ki bir kültür bir şey. O bir fare kapanında yem. Bir peynir, başka bir şey değil. Kapitalist, emperyalist sistem bize sadece yem sunar. Yem takdim eder, yem. Levrek balığını bedava solucanla yakalarsın her yerde. Kara sinekle yakalarsın şöyle. Balığı, kara sineği geçirken at bedava. O övenlerle. O çekirge parça. Doğadaki herhangi bir et parçasından denizden balık yakalarsın. Bedava. Bize neler verdiler, biz neleri yuttuk. Daha yutuyoruz. Bu kafayla daha yüzlerce yıl neleri yutacağız yani. Bir de onun tarafa da bak. Orta Çağ Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden 476 İstanbul'un Türkler tarafından alınmasına kadar geçen 1000 yıla yakın süreye verilen tarihsel addır. Bu ilkokul binalarında duvarda vardı çocukluğumda. Tunç çağı, yontma taş çağı, işte madenlerle ilgili çağlar, toprakla ilgili çağlar, yönetimlerle ilgili çağlar. Sonra kendi çağımız. Yani şimdi uzun yıllardır görmüyorum. Gerçi internet var, merak olan basar düğmeye. Artık olumsuz hani haberlere gerek yok. Cep telefonunu herkes kullanmasını biliyor.
Ortaçağ Fransız edebiyatı ise 9. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın başlarına kadar uzanan devreyi kapsar. Bazı türlerde ortaçağ 16. yüzyılın ortalarına kadar devam eder. Evet, yazdayız. Su içmeyi unutmayın. Ve bir şey söylemek istiyorum. Dere yatakları kurudu. Dere yataklarına alışkın hayvanlar vardır. Değerli belediye başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, değerli kaymakamlarımız o dere yataklarına da şehirdeki gibi uyarılar koyup sular koyun lütfen. Dağ başlarına sular koyun. Çünkü oraya da alışkın hayvanlar var. O hayvanlar da aylardır gidiyor, bir damla su yok. O hayvanların sularını artezyenle çekiyoruz. Barajlar da yapıp onları buraya pompalıyoruz yani. Oysa onlara doğal orada o suyu içiyorlardı. Bize de ihtiyaçları yok. Madem şimdi biz o suları içiyoruz ve bir de bunun karşılığını satıyoruz. Ses nasıl geliyor? Su satıyoruz ya. Yani çok emek vermişiz gibi. Latince'den Fransızca'ya. Milattan önce 1. yüzyılın ilk yarısında yani Julius Caesar'ın Galya'yı ele geçirdiği sırada milattan önce 58 ve 55-51 Galyaların büyük çoğunluğu Keltçe konuşmaktaydı. Bunun dışında Güney Galya'daki Provincia Romanya'da Latince. Güney kıyılarında bazı kentlerde ise Marsilya ve benzeri Grekçe idi geçerli değil. Ne güzel böyle ayrıntılı şey koymuşlar şimdi. Diğer kitaplarla ilgili. Şurada çıkacak, şu tarihte şunu da alın diye. Yayın evinin yardımına bak. Galya Romalıların eline geçtikten sonra Latince, daha doğrusu halk Latincesi yavaş yavaş Keltçe'nin yerini almıştır. Romalılar dillerini kaba kuvvete başvurarak kabul ettirmemişlerdir. Latin kültürünün üstünlüğü Latince'nin yönetim, tecim, öğretim ve Hristiyanlığın yayılmasından sonra da din alanlarında kullanılması Keltçe'nin bırakılmasında en büyük rolü oynamıştır. Milattan sonra 6. yüzyılda Galya'da Keltçe tüm unutmuşluğa benziyor. Ama Galyalılarca kullanılan halk Latincesi de türlü nedenlerle değişiklikler uğramış. 5. yüzyıldaki Cermen istilaları bu akımı bir kat daha hızlandırmış. Böylece yeni bir dil kimliği kazandırmıştır halk Latincesi. Bilindiği gibi diller türlü tarihsel, toplumsal ve benzeri nedenlerle değişikliğe uğrar, evrim geçirirler. Romalıların dilini benimseyen öbür ülkelerde olduğu gibi Galya'da da halk Latincesi yüzyıllar boyunca istilalar, göçler, toplum yapısındaki köklü değişimler yüzünden Roman dili diye anılan yeni bir dil biçimine girmiştir. Ama bu arada aydın sınıfın kullandığı edebiyat Latincesi Cicero, Sezar gibi yazarların dili pek değişime uğramamış, bütün Orta Çağ boyunca bağımsız bir edebiyatta taşıyıcılık yapmıştır. Galya'daki Roman dili üç birliği olan bir dil değildi. Birçok diyaleklerden meydana geliyor. İki ana kola ayrılıyordu bu diyalekler. Diyalek. Bunlar bak uzun yıllardır kullanılmayan kelimeler. A. Of. Oy dili meydana getiren kuzey diyalekleri. B. Ot dilini meydana getiren güney diyalekleri. Dil alanındaki bu bölünme ekonomik ve siyasal alandaki parçalanmanın yani derebeylik düzeninin bir sonucuydu. Yani dille ekonominin, dille yönetimin, dille siyasetin ilgisini burada yaşayıp da öğreniyoruz. Şu özetleri de okuyayım. Ondan sonra toparlayayım. 1. Provincia Romana, Roma eyaleti. Milattan önce 124-118 yılları arasında Galya'nın Akdeniz kıyılarında
Romalılar tarafından kurulmuştur. Provincia Romana Aix, Arles, Nimes, Narbonne gibi kentleri içine alıyordu. Bunların bazılarını ziyaret ettim, gittim. 2. Halk Latincesi Galya'yı Romalı asker ve tercümenler yolu ile girmiştir. 3. Roman dili üzerine ilk belgeler Sanskrit'in Romanca, Cermence sözlüğü 15, 6, 8. yüzyıl sonu ve Reich Han'ın Latince, Romanca sözlüğü 8. yüzyılın sonu veya 9. yüzyıl başları. 4. O il ve oç kelimeleri evet anlamına gelen kelimelerdir ve iki büyük diyalek grubuna adlarını vermişlerdir. O il Latince hoç ille deyiminden, oç ise hoç kelimesinden gelmektedir. İki dil grubunu birbirinden ayıran sınır yaklaşık olarak La Roche, Limoges, Clermont, Ferrand, Lyon, Rega, Nop hattıdır. 5. Bu andın metni şudur. Pro de Amour et Pro Christian Poble et Nostra Commin Salvament Dins di in Avant in Quant Deus. Yaz içerisindeyiz. Sakin sakin bu kitapları edineceğiz. Not ala ala lütfen okuyacağız. Not ala. Burada daha ileride edebiyat dilleri, şiirler, romanlar, her türlü parça var. Bu başta güzel bir kitap. Özellikle Fransız edebiyatına ilgi gösteren insanların, dostların, arkadaşların bunu tercih etmelerini rica ederim. Kolay gelsin, iyi günler, saygılar, hürmetler, hayırlı işler, sağ ol. Bol bol su için. Evet. Yazın en değerli içecek. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler.